Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox Tarih Başka Farklı bir oyun keşfettim. Gerçekten çok güzel bir oyun. 2 haftadır oynuyorum. Adı Yasa Pets. Peki bu Yasa Pets oyununun farklı farklı türleri var. Yasa Pets Hastane, Yasa Pets Otel. Şimdi ben Yasa Pets Otel oynuyorum. Arkadaşlar bu arada Roblox oyunları devam edecek. Eğer böyle videoların serisinin devamını gelmek istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi sizlerle bu oyunun ne olduğunu açıklamak istiyorum. Burada yukarıda böyle çok güzel insanlar çıkarabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Bu otelin amacı böyle. Burada open buffet var. Şöyle mesela örneğin ben bunu yedirmek istiyorum. Bu arada böyle bir şeyler alıp ona yedirebiliyorsunuz. Pipi House oyununu oynayan kişiler biliyordur zaten. Böyle bildiğiniz sipariş ediyorsunuz, sonra odanıza geliyor. Şöyle bir manzara var, böyle kaldıralım. Her şey kaldırılıyor. Gerçekten çok tatlı bir oyun. Böyle bir manzara var. Eğer böyle yıldızlar toplarsanız size üstte zaten yıldızlar gösterecek arkadaşlar. Bazı bir şeyler yapıp da yıldız kazanacaksınız. Böyle bir ıssız adaya tatile gideceksiniz. Şimdi bir otelimize iyicene bakınalım. Burada open buffet var. Yemek sipariş etme, yemek yeme, kahvaltı yapma vesaire yer var. Sonra böyle tatlı bir asansör var. Yukarı katlar daha var. Hepsini size teker teker bu videoda göstereceğim. O yüzden beni bu videonun sonuna kadar izleyin. Burada böyle bir banka var. Benim internetim olmadığı için şu an bu oyunda internetsiz oynanıyor. Normalde buraya yıldız çıkar. Gerçek para çekersiniz böyle bankadan. Sonra burada işte sipariş yeri var. Böyle çanta bavullarınız var. Böyle bavullarınızı elinizi de alabiliyorsunuz böyle. Sonra burada da işte anahtar alıyorsunuz odanın. Tabi isterseniz de almayabilirsiniz. Bu böyle şart değil. Sonra burada lavabo var. Bu çok güzel bir oyun. Burada da kıyafetleriniz yıkanıyor. Hani otellerde kıyafet yıkama yeri olur ya. Burada da böyle turizm yeri. Burada oturuyorsunuz. İşte burada hizmetçilerin, İşte hizmetçilerin çalıştığı yer. Burada da böyle kıyafetlerinizi falan yapabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Ben de bu oyuna çok takıldım. Neyse arkadaşlar, şimdi biz kendimize bir oda tutalım. Merhaba. Merhaba. Ne istersiniz? Bir tane oda alayım ben. Evet. Şimdi bir tane oda tuttum. Anahtarımı da alayım hemen. Bakın arkadaşlar, anahtarlara dikkat edin. Benim anahtarım mavi. Öncelikle bir alt katı göstermek istiyorum arkadaşlar. Alt katta şöyle dondurmacı var, böyle tenis yeri var. Burada da tenis falan oynayabilirsiniz ama dediğim gibi bu internetle oynanıyor. O yüzden benim internetim şu anlık olmadığı için yapamıyorum. Burada da böyle meyve suyu falan alabiliyorsunuz. Burada da havuz var arkadaşlar. Şimdi yeni keşfettim. Burada böyle bildiğiniz havuz falan var. Gerçekten çok güzel. Havlu falan da alabiliyorsunuz. Şimdi üst katlara çıkalım. Bu arada ben de ilk kez öğrendim, yani bu yeni güncelleme gelmiş. Eskiden hiç yoktu böyle bir şey. Sadece üst katlar vardı. Şimdi size bütün odaları göstereyim, sonra gidip odamıza geçelim. Tabi istediğiniz odaya da geçebilirsiniz. Burada böyle odalar var işte, farklı farklı. Burada birileri yaşıyor tabi, bu size bağlı. Böyle kıyafet de değiştirebilirsiniz. Göstereyim hatta. Evimde göstereyim. Burada da bir sürü kıyafetler var zaten. Burada da kahvaltı alanı var. Benim odam en üstte tutuldu. Ben de gidip en üst odaya gideceğim. Şimdi diğer odayı da göstermek istiyorum. Yine burada bavullar vesaire vesaire. Bu benim odam da olabilir herhalde. Çünkü mavi renginde kapı. Bizim mavi renginde anahtarımız var. Başka kat yok mu? Bir bakayım arkadaşlar. Sanırım bir kat daha üst çıkmışım. Evet arkadaşlar, burada iki kat oda vardı. Yeni güncelleme gelmiş. En üst oda silinmiş. En altta da havuz yapılmış. Bence çok mantıklı. Neyse, bizim odamızı tutalım artık. Anahtarımızı da bir yere koyalım. Bavullarımızı koyalım. Evet, şimdi gidip ellerimi yüzümü yıkayacağım. Burada da banyo yapabiliyorsunuz. Böyle havlunuz da var. Bunlar bilmiyorum, peçete. Peçeteleri de çöpe atalım. Da atılmıyor sanırım. Şöyle. Peçeteler atılmıyor maalesef. Şimdi bir banyo yapalım. Şampuan ekleyelim. Evet. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Yani sizin de oynamanıza tavsiye ederim. Şimdi banyomuzu da bitirdikten sonra artık havlumuzu giyelim.
Ay bu havlu giyilmiyor. Bir dakika ben dolaptan bir havlu getireyim kendime. Şöyle dolabımda bir tane güzel bir havlum var. Bunu yıkamaya alacağım. Çünkü alt katta yıkama yeri var zaten. Şimdi yoğun bir günden sonra bir dişlerimizi fırçalayalım diyorum arkadaşlar. Şimdi de yüzümüzü de yıkayalım. Çok gerçekten çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum bu oyunu. Saçlarımızı tarayalım. Aa arkadaşlar akşama da yemek yemeye gideceğim. Havuz yapmaya gideceğim. O yüzden bir güzel bir mayo giymem lazım. Şimdi pijamalar. Şunu giymek istiyorum. Mayo yok yalnız. Mayo yok arkadaşlar. Nereye gireceğiz biz? Neyse ben böyle ineyim alta. Belki bize banyo falan verirler. Bunu da yanımıza da alalım arkadaşlar. Çünkü bunlar yıkamaya atılacak. Şimdi de en alta iniyorum. Evet. Aşağıya yıkama bölümüne gidiyorum. Sonra da en sonunda en alt kata gidip havuzuna gideceğim. Akşam da yemek falan yerim herhalde. Bir bakalım. Şimdi gömleğimi yukarıda unuttum maalesef. Neyi yıkamaya alayım? Şu elbisem vardı. Şöyle. Buradan da diş macunu falan da alabiliyorsun. Çok güzel bir oyun. Şimdi ben bunu yıkayayım. Benim yarın işim var. Şöyle bunu kapatamıyor muyuz? Ha, kapatılmıyor arkadaşlar. Neyse güya biz şey düşünelim. Havuza gittik. Sonra da kıyafetlerimizi de ütüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ütü makinemizi de alalım. Evet kıyafetler hazır. Şimdi bu dolapların teker teker bakmak istiyorum. Böyle basit basit şeyler var. Ama maalesef mayo falan yok yani. Ben mayoyu ne giyeceğim bilmiyorum. O zaman biz de havuza inelim artık. Önce lavaboya gireyim. Evet arkadaşlar geldim. Kendime bir tane dondurma alacağım şimdi. Ben şeylerle ilgilenmiyorum. Hani tenis falan. Sonra bir tane meyve suyu da sipariş ettim. Birazdan gelecekmiş. Şimdi arkadaşlar mayo falan alamıyorum maalesef. Çünkü yine internette benim internetim yok maalesef. Gerçekten en güzel yer otel yani. Hastane falan var. Onlardan çok eğlenmeye de bilirsiniz. Ama en çok eğleneceğiniz otel olur. Eğer siz de böyle oyunlar seviyorsanız. Şimdi bunun simitin üstünde oturayım. Evet çok güzel çok güzel gidiyor. Birazcık da güneşleneceğim. Böyle su döktüm kendime. Soğuk soğuk içeyim havuzda. Evet arkadaşlar çok güzel bir havuz banyosu yaptım. Şimdi kendime bir krem süreceğim. Birazcık güneşlenip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim eve de şimdi güneşlenmeden sonra eve geleyim dedim artık. Ev de çok kirlenmiş bunu da fark ettim. Neyse arkadaşlar şimdi havuzdan sonra bir banyo yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir banyo yaptım kendime. Şimdi gidip üstüme bir şeyler giyeceğim. Havalı bir şeyler giymek istiyorum. Ne giysem. Şu birazcık güzel değil. Şu pembeyi giyeceğim. Ben bunu çok beğendim aslında. Şimdi böyle. Tabii bir tane oyun var. Orada gerçekten böyle alışveriş merkezi var. Eğer onu da görmek istiyorsanız bana yorumlarda da yazmayı unutmayın. Her şey hazır olduğuna göre bu kim ya? Her şey hazır olduğuna göre şimdi gidip bir güzel akşam yemeği yiyeyim. Çantamı da alayım. Şöyle alta bir akşam yemeği yemeye gideceğim. Hem böyle yorgun geldim. Onca yoldan. Evet şimdi geldim. Hoş gördünüz hanımefendi. Hoş bulduk. Bir yer bulayım kendime boş. Orada oturayım. Bir dakika. Şuraya oturayım. Open buffet var burada. Çantamı da bırakalım. Ben kendime bir tane sandviç ve kola aldım. Şimdi de yiyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemekten sonra da böyle birkaç kıyafet pijamalarımı da giymeyi düşünüyorum. Böyle bir pijama da giydim rahatlamak için. Şimdi kıyafetlerimi de giydiğime göre dişlerimi fırçalayıp uyuyacağım artık. Çünkü yarın da havaalanına gideceğim. Bu arada arkadaşlar yarın veya bugün akşam bunun part 2'si gelecek. O yüzden de bu videoya like atmayı unutmayın. Yarın çünkü başka bir yolculuk başlayacak. Şimdi uyuyalım.
Bir bardak da su içelim hemen. Evet, bunu tanımıyorum. Neden benim balkonumda duruyor? Çıkar mısın dışarı? Çık dışarı! Çık çık, tamam abla, tamam abla, çık çık. Çık be, çık. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videoda eğer böyle tarz videolar istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bu videoya kocaman like istiyorum ki başka bölümleri de gelecek. Alışveriş merkezine gitme, havalimanına gitme, bilmiyorum. Siz hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Size şunları söyleyeyim, zaten videonun sonunda hepsini göstereceğim. Size bunlardan birini seçip yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.